Evet, Şevket'i Bostan doğal ortamlarında bu şekil duruyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Sonra da böyle çiçekler oluyor, bu şekilde açıyor. Değerli arkadaşlarım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Ege bölgesinde bolca yetişen çok şifalı Şevket'i Bostan otundan bahsedeceğiz. Şevket'i Bostan otu değerli arkadaşlarımız içinde bol miktarda kalsiyum, magnezyum ve demir mineralleri bulunduğundan dolayı insan sağlığı için çok çok önemlidir arkadaşlar. Değerli arkadaşlarımız, başta bu otumuz balgam söktürücü özelliği vardır. Özellikle bulaşıcı hastalıkların tedavisinde çok etkilidir. Yine kadınların özel durumlarında bu ot çok faydalıdır. Bunun yanında grip, soğuk algınlığı, nezle gibi durumlarda yine çok çok faydalıdır arkadaşlar. Solunum yolu rahatsızlıklarında, kadınların menopoz dönemlerinde, bunun gibi rahatsızlıklarda çok çok etkilidir arkadaşlar. Çok faydalıdır yani. Stres, uyku düzensizliği gibi hallerde yine bu Şevket'i Bostan otu çok çok faydalıdır. Bunun yanında huzursuzluk, kansızlık gibi rahatsızlıklarda da Şevket'i Bostan otu çok çok faydalıdır diye. Peki bu Şevket'i Bostan otunu nasıl tüketmeliyiz? Şevket'i Bostan otu genellikle doğaldır arkadaşlar, doğal ortamlarda. Şöyle gördüğünüz gibi dikendir. Dikenin de kökleri vardır arkadaşlar. O kökler de bu şekilde sıyırarak üzerindeki havuca benzeyen köklerini sıyırdığınız anda böyle beyaz beyaz şerit şeklinde kabuklar soyulur. İşte bu kabukları ve bu dikenleri arkadaşlar yemek olarak tüketilir. Peki yemeğini nasıl yapacağız arkadaşlar? Yemeğini zeytinyağlı yapabiliriz. Kuzu etli yapabiliriz. Tavuklu yapabiliriz. Kavurmasını yapabiliriz. Salatasını yapabiliriz. Bunun yanında yine böreklerde kullanabiliriz. Yine bugün biz arkadaşlar bu Şevket'i Bostan otunun zeytinyağlı yemeğini yapacağız. Etlisi de olduğu gibi zeytinyağlısı da çok güzel olur arkadaşlar. Onun için isterseniz çok zaman kaybetmeden gelin Şevket'i Bostan otunun zeytinyağlı tarifini verelim. Ve ne malzemeler kullanacak arkadaşlar, size tek tek malzemelerimizi sayalım. Şevket'i Bostan otumuzun malzemelerini sayalım arkadaşlar. 1 adet limon, 1 adet yumurta, 2 tane havuç, 2 tane soğan, 1 tane portakal. Yani şöyle bir çorba kaşığı kadar un, 1 demet maydanoz ve bir çorba kaşığı kadar dövülmüş kakule, karabiber. Tane karabiber kullanacağız. Tane karabiber kullanacağız. Şöyle yarım çay bardağı kadar da arkadaşlar zeytinyağı kullanacağız. Şevket'i Bostan otumuzu bol bol yıkamamız lazım birkaç defa. Birkaç defa yıkayalım. Toprak falan kalmasın. Yalnız Şevket'i Bostan otu dikenli olduğu için elinize batar. O yüzden bir eldivenle yıkamanızı tavsiye ederiz. Hemen kumundan tozundan arındırmamız lazım arkadaşlar. Hiçbir şekilde tozun kalmaması lazım, emin olalım. Eğer elinize batarsa eldivenle yıkamayı tavsiye ederiz artık. Evet arkadaşlar, tertemiz yıkadık. Artık herhangi bir toz toprak kalmadı.
arkadaşlar. Şevket'e Boston otumuz yıkandı. Şimdi yemek yapımına geçebiliriz artık. Otları biraz isterseniz şöyle küçültebiliriz. Şevket'e Boston otumuzu. Şöyle biraz çok büyük derseniz şöyle bir bıçak yardımıyla biraz küçültebiliriz. Evet. Yine dikenlerimizi şu şekilde küçültebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle küçülüyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Böyle elle de ayırabilirsiniz. Nasıl arz edersiniz. İsterseniz böyle bütün de koyabilirsiniz. Önemli değil. Evet. Çok vitaminli, çok faydalı. Şevketi Bostan otu çok değerli arkadaşlar. Diğer otlar gibi bu da çok değerli. Aynı zamanda Şevketi Bostan'ın çayını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kurutarak bu yapraklarını gölgede kurutarak çay olarak da kullanabilirsiniz. İnan ki çok çok şifalı. Bunun şifasını bilseniz var ya, her gün yemek istersiniz yani. O kadar bir şifası var bu otun yani. Her zaman olmuyor işte. Mevsiminde oluyor bu arkadaşlar. Bahar aylarında. Her zaman bulunmadığı için de çok değerli. Sadece Mart ve Nisan aylarında olur. Ege bölgesinde olur. Dağlarda, doğal ortamında olur. Şu anda bol bol tüketin arkadaşlar. Hazır fırsat varken. Evet. Bol bol tüketelim arkadaşlar. Tam zamanı. Allah ne mucizeler veriyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bana deseler ki 5 kilo et vereceğiz. Bu otun yarım kilosunu bana ver. Ben vermem. Bu kadar benim yanımda değerli arkadaşlar. Hemen şöyle soğanları soyalım. Hemen soydum bu soğanı. Şöyle yanımızdaki tabağa koyalım. Soğanlar da köyden geldi. Sağ olsun ablam. Böyle bize soğan falan, patates soğan bazen getiriyor. Şöyle havuçlarımızı soyalım hemen. Havuçlarımızı soyduk. Havuçlarımız da tamam. Soyduk. Soğanı, havucu yıkayalım. Havuç ve soğanlarımızı da yıkadık. Şöyle portakalımızı da yıkayalım. O da lazım. Suyunu sıkacağız. Portakalımızı da yıkadık. Limonumuzu da yıkadık. Evet, limonumuzu da yıkadık. Yumurtamızı da yıkayalım. Evet. Tenceremizi bir yakalım. Evet, ateşledik tenceremizi. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Bu zeytinyağımızı tavamıza dökelim şöyle. Biz de soğanlarımızı küçük küçük doğrayalım arkadaşlar. Evet, şöyle soğanlarımızı küçük küçük doğrayalım. Soğanlarımızı tencereye ilave edelim. Evet, şöyle bir karıştıralım. Soğanlarımız pembeleşene kadar karıştıralım. Soğanlarımız pembeleşirken biz havuçlarımızı rendeleyelim.
Yalnız pembeleşiyor. Pembeleşti. Şimdi havucumuzu içine ilave edelim arkadaşlar. Havuçlarımız da biraz kavrulsun. Sadece fotoğraf, kamera çekmiyorum. Bunun yanında yemek de yapıyorum. Yemek yapmayı da çok seviyorum. Eşime yardım ediyorum mutfakta. Eşime yardım etmeyi de çok seviyorum. Ülkemiz cennet gibi bir ülke. Her türlü ot yetişiyor. Ve bu otlar gerçekten hepsinin ayrı bir şifası var. Şu anda Mart'ın bugün 27'si olmasına rağmen ilkbahar gibi otlar tamamen doğada yemyeşil büyüdüler. Tabii ben İzmir için konuşuyorum. Diğer taraflarda belki daha bahar gelmemiş olabilir ama İzmir'de tamamıyla bahar geldi arkadaşlar. Havalar ısındı. İnsanlar artık kısa kolla geziyorlar. Bakın şimdi Şevketi Bostanlarımızı yavaş yavaş tenceremize ilave ediyoruz. Evet. Zeytinyağlı yapıyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Kuzu etli veya tavuk etli yapmıyoruz. Kuzu etli veya tavuk etli yaparsak farklı pişirme çeşidi var. Bu sadece zeytinyağlı tarifidir yani. Hafiften şöyle bir soteleyelim arkadaşlar. Bir ölüşsün. Ondan sonra işleme devam edeceğiz. Herkesin yapış şekli farklıdır arkadaşlar. Hani bizde bir söz vardır. Her yerin yoğurt yiyişi farklıdır diye ya. Bizim yapılışımız da böyle arkadaşlar. Biraz dikenleri ölüşsün. Küçülsünler. Daha sonra üzerine sıcak su vereceğim. Ve diğer soslarını yapacağım. Şöyle tamamen kavruldu arkadaşlar. Kettle'da kaynatmış olduğumuz sıcak suyu veriyoruz arkadaşlar. Ne kadar veriyoruz? Yeter kadar arkadaşlar. Şöyle üzerini kaplayacak kadar sıcak su verdik. Evet. Şimdi Şevketi Bostan otumuzu pişmeye bırakacağız arkadaşlar. Bu arada biz de hemen diğer işlemlere geçelim. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Burada otumuz yavaş yavaş pişerken biz de diğer işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir derin kaseye unumuzu koyuyoruz. Üzerine birazcık soğuk veya sıcak su veriyoruz, fark etmez. Evet, şöyle unumuzu çırptık. Soğuk da olur, sıcak da olur, fark etmez. Hangini tercih ederseniz ona göre. Hemen şöyle yumurtamızı içine kırıyoruz arkadaşlar. Çorbamızın terbiyesini yapıyoruz şu anda. Şöyle bir hızlıca çırpıyoruz. Şöyle bir portakalı ortadan keselim arkadaşlar. Evet, şöyle suyunu, portakalımızın suyunu sıkalım. Şimdi de limonumuzu sıkalım. Evet, limon suyumuzu da sıktık. Gördünüz. Şimdi beraber şöyle bir çırpalım tekrar. Evet, limonumuz, portakalımızı, yumurtamızı, unumuzu, suyumuzu beraber çırptık. Üttük. Şöyle kaya tuzumuzdan da bir miktar attık arkadaşlar. Biraz da karabiber üütelim. Şöyle içine arzuya göre. Yani karıştıralım. Bu arada kakulemizi dövdük. Bakın kakulemizin içindeki tohumlar çıktı. Bu tohumları da içine ilave edelim arkadaşlar. Kakule tohumlarını da ilave ettik. Evet. Artık yemeğimizin sosu hazır hale geldi. Evet.
Şevketi bostanımız yumuşadı. Evet, şimdi karışımımızı, sosumuzu artık şevketi bostanımızın üzerine verebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi yemeğimizin sosu verildi şevketi bostanımıza. Gördüğünüz gibi mükemmel bir renk oluştu. Şimdi 2-3 dakikada sosla kaynasın. Şevketi bostanımız hazır hale gelecek arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım. Oh 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 oh, misler misler. Maşallah maşallah. Evet değerli kardeşlerimiz, görüyorsunuz, bakın yumuşacık oldu artık. Suyunu da çekti. Bu oldu. Çok da fazla dağıtmak istemiyoruz. Gerçekten öyle bir lezzet var ki inanılmaz. Eti ne yapayım ben bunun yanında ya. Böyle bir lezzet olamaz ya. Otun tadı mükemmel arkadaşlar. Tatmadıysanız bir an önce tatmanızı tavsiye ederiz. Evet değerli kardeşlerimiz, ateşimizi söndürelim artık. Yemeğimiz tamamdır. Şimdi bir servis kabını alalım. Bir fotoğraf çekilir artık. Evet değerli kardeşlerimiz, şöyle servis kabını şevketi bostanımızı alalım. Vallahi inanmıyorum. Gerçekten harika bir lezzeti var. İnanamayacaksınız yani lezzetine yani. Bakın şu güzelliği arkadaşlar, bakar mısınız? Harika harika. Üzerine biraz maydanoz ilave edelim. Şevketi bostanımızın. Evet değerli arkadaşlarımız, gördüğünüz gibi şifalı şevketi bostan otu yemeğimiz hazır. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gerçekten bu otları bulabilirseniz tüketmenizi öneririz. Gerçekten faydaları mükemmel. İnsan sağlığı için çok çok önemli. Ben bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizden izin istiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim. Bir başka günde, bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum kardeşlerim.